Türkiye'nin ilk ve tek Uygurca çalışmalarını konu alan, yılda iki kere yayınlanan Türkçe Akademik Uygur Araştırmaları Dergisi'nin 22. sayısı okuyucularıyla buluştu. Derginin 22. sayısında 11 yıl boyunca 210 makale yayımlandı. Makaleler dünyanın her yerindeki Uygur ve diğer milletlerden aydınların Uygur tarihi, dili, edebiyatı, folkloru, sanatı, sosyal durumu, çevre ve politik durumu gibi konularda akademik çalışmaları içeriyor. Derginin genel yayın yönetmeni Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Halk Edebiyatı Profesörü Adem Öger, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi'nin zengin bir akademik arşiv haline geldiğini söyledi. Derginin yasal sahibi ve genel yayın yönetmeni Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Profesörü Alimcan İnayet, bu çevrim içi derginin 22. sayısında Uygur dili, edebiyatı, folkloru, tarihi ve kültürü üzerine yazılmış 8 makale ve 2 kitap tanıtım yazısı bulunduğunu aktardı. Amerika'nın öncelikler listesinin bir numarasında Çin yer alıyor. Dev ekonominin bir sonraki adımını öngörmek isteyen Amerika, ajanlarının Çince öğrenmelerini talep ediyor. CIA, 2020'den sonra öncelik listesinin ilk sırasına Çin'i aldı. Kurumun yıllık 100 milyar dolarlık bütçesinin önemli bir kısmı Çin operasyonlarına ayrıldı. 11 Eylül saldırıları sonrası terörle mücadele operasyonlarına katılan, Afganistan ve Irak'ı izlemekle görevlendirilen personel artık Çin'i takip ediyor. CIA, Çin Görev Merkezi adıyla ayrı bir birim bile kurdu. Başkan William Burns, bunun bir ülkeye odaklanan tek birim olduğunu söyledi. CIA'nin Langley'deki genel merkezinin 7. katında her hafta Çin konulu toplantılar yapılıyor. Ancak tüm bu çabaya rağmen Amerika'nın Çin'den haber alma kapasitesi oldukça kısıtlı durumda. Avustralya Ulusal Kanalı ABC News'e göre 28 Aralık'ta Avustralya'nın Çin menşeli TikTok uygulamasının gizlilik sözleşmesini ihlal ederek kullanıcıların kişisel verilerini topladığı ve Çin'e sızdırdığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bilgilere göre bahse konu soruşturmanın veri toplamak için izleme pikseli araçlarının kullanımını da içerecek şekilde tam kapsamlı bir soruşturma olup olmayacağını belirlemede önemli rol oynaması bekleniyor. ABD, Çin'e ait yüksek irtifa balonuna ABD'li bir şirket tarafından internet bağlantısı yapıldığını iddia etti. NBC News'in haberine göre ismi verilmeyen ABD'li istihbarat yetkilileri, yapılan incelemeler sonucu Çin'e ait balonun iletişim ağını sağlamak için ABD'li bir internet şirketinden hizmet aldığını ileri sürdü. Yetkililer, balonun hem bilgi göndermek hem de Çin'den bilgi almak için ABD menşeli şirketin internetinin kullanıldığını aktardı. Kazakistan'dan Özbekistan'a gerçekleşen tahıl ihracatı hacmi yaklaşık 2 milyon tona ulaştı. Kazakistan Ulusal İstatistik Bürosu tarafından kamuoyuyla paylaşılan verilere göre Özbekistan 2023 yılının ilk 10 ayında Kazakistan'dan tahıl ithalatını %40 oranında arttırdı. Bulgaristan ve Romanya'nın 2007 başında Avrupa Birliği'ne üye olmalarının ardından yıllardır bekledikleri Schengen bölgesine katılım hedeflerinde önemli bir ilerleme sağlandı. İki ülkenin 31 Mart 2024 tarihinden itibaren deniz ve hava yoluyla Schengen'e dahil olacakları bildirildi.